Canlı yayıma Star TV'nin haber müxbiri Tamer Özkan Bey'i biz canlı bağlantıya qoşaq ve Tamer Bey, günaydın. Ben size son resmi rakamları paylaşayım. Bizim Sağlık Bakanlığımızın paylaştığı, dün akşam itibariyle tam 92.403 kişiye test yapıldı Türkiye'de ve maalesef sayımız 13.531'e çıktı. Yani Türkiye'de koronavirüse yakalanan şu anda 13.531 pozitif test sonucu var. Dün itibariyle hayatını kaybeden sayısı da Türkiye'de 214'e yükseldi. İyileşen hastamız da var. Bunun sayısı da 243. Türkiye'de genel tablo bu. Şu ana kadar yapılan test oran sayısı dediğimiz gibi 92.403, vefat eden 214. Yani Türkiye'de test yapılan her 10 kişiden birinde pozitif sonuç çıkıyor. Şimdi Türkiye, Çin'de bu Wuhan kentinde çıkan koronavirüs nedeniyle önlemleri aslında çok önceden almaya başladı. Havalimanına termal kameralar kurulmuştu. Ancak bütün dünyaya olduğu gibi Türkiye'ye de gelmeye başladı koronavirüs vakası. İlk vaka 11 Mart'ta ortaya çıktı. 1 olarak açıklandı sayı. Ardından testler arttırıldı ve hemen ardından da önlemlere geçildi. Türkiye'de önce ligler, kalabalık organizasyonlar tatil edildi. Futbol maçları, basketbol, voleybol gibi seyircilerin geldiği maçlar iptal edildi. İleriki bir tarihe kadar tatil edildi. Ardından şehirler arası seyahatler yasaklandı. Henüz sokağa çıkma yasağı yok. Herkesin kendi o halini ilan edip kendi evinden mümkün mertebe dışarı çıkmaması istendi. Ardından ibadethaneler, camiler, kiliseler, bunların tamamı toplu ibadete kapatıldı. Yine kamu ve özel kurumdaki personel sayısı minimuma indirildi. Benim çalıştığım Star Haber Doğuş Medya Grubu, Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarından biri. Evet. Burada da personel sayısı yarı yarıya, hatta üçte bire indirildi. Toplu ulaşım araçlarında seyrek oturma düzeni getirildi. İnsanlar arasında birer metre mesafe olacak şekilde. Kapasite de aynı şekilde üçte bir oranında indirildi. Yurt dışı uçuşlar şu anda Türkiye ile tamamen durdurulmuş durumda. Herhangi bir ülkeye uçuş yok. Yine herhangi bir ülkeden Türkiye'ye de uçuş yok. Sadece istisnai durumlar var. Kargo uçakları, ambulans uçakları ve devlet uçakları dışında. Bunun dışında Türkiye'de kalan yabancı ülkenin vatandaşları için de yine bir prosedür getirildi. Örneğin İngiltere kendi vatandaşını almak istiyorsa boş bir uçak gönderiyor ve Türkiye'deki yine İngiliz vatandaşlar bu boş uçakla kendi ülkelerine dönebiliyorlar. Aralarında anlaşma varsa. Yine okullar tatil 30 Nisan'a kadar. Kafeler, barlar, restoranlar kapalı. Sadece yemek paket hizmet servisi veriliyor. Bunun dışında sokağa çıkma yasağı yok ama bir sokağa çıkma yasağına benzer durum var. Çünkü insanlar kendi o halini ilan etti ve mümkün mertebe insanlardan dışarı çıkmaması isteniyor. Türkiye'de genel tablo bu. İnsanlar ciddiye aldılar bu durumu. Çünkü dediğimiz gibi ölüm oranı gittikçe yükseliyor dünyada ve Türkiye'de de olduğu gibi. İnsanlar genelde evlerinden çıkmamaya çalışıyorlar. Çünkü yetkililerin söylediği şey şu, bütün uzmanlarımız bir metre mesafesi kuralı çok önemli ve insanlar yolda yürürken bile arkalarında bırakacakları bir nefes, bir öksürükten dolayı bırakacakları virüsün bile birçok kişiye bulaşabileceği belirtiliyor. Bu yüzden Türkiye'de sadece marketlere gitmek veya çok acil, elzel durumlar için dışarı çıkma gibi bir şey söz konusu ve genel anlamda buna uyulduğunu söyleyebiliriz Türkiye için. Tamer Bey, teşekkür ederik. Ve kardeş ülkeden çok güzel haberleri inşallah ki biz eşit edirik. Teşekkür ederik.